sevgili arkadaşlar. Davranışların hayatını nasıl değiştirir? Konumuz bu. Bu videoyu sonuna kadar izlersen davranışlarını değiştirerek hayatını nasıl güzelleştirirsin? Davranışlarını değiştirerek başarını nasıl arttırırsın? Davranışlarını değiştirerek huzurunu nasıl arttırırsın? Bunu anlatacağım. Şimdi bu videoyu sonuna kadar izlersen bunları tek tek adım adım öğrenirsin ve hayatına yansıtırsan sen de gerçekten arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Şimdi konu davranışlarını değiştirerek hayatını nasıl güzelleştirirsin? Hayatını davranışlarını nasıl etkiliyor? Bu konumuz. Şimdi bak senin hayatın. Bu senin hayatın. İnişi var, çıkışı var değil mi? Hayatını güzelleştirmek istiyorsun. Şu güzelleştirmek, arttırmak, tamam mı? Yukarıya çıkarmak senin davranışlarına bağlı. Bağlantılı. Bak direkt bağlantı var. Zincirlerle bağlantılı. Peki hayatını zehir etmek yine nereye bağlı? Senin hayatını zehir etmen, aşağı indirmen yine senin davranışlarına bağlı. O yüzden davranışların çok önemli. Davranış nedir? Davranış hareket etmek, icraat. Hani bunu nasıl anlayabilirsin daha çok? Bazı insanlar var değil mi hayatta? Bazıları sadece konuşur. Bir konuşan tipler vardır. Sürekli konuşur ama icraat yoktur. Onlar da yoktur. Tamam mı? Peki önemli olan konuşmak mı, icraat mı? Konuşmak mı ileri götürür yoksa icraat mı? İşte o icraat denen şey davranıştır. Harekete geçmek. Bazı durumlarda bazı icraatlar yapmak. Hayatını güzelleştirmek için. Peki bu davranışlar, icraatlar ne olabilir başka? Kendine söz geçirmek. Söz geçirmek bir icraattır. Örneğin sen kafana bir şey koydun sabah. Dedin ki ben bunu yapacağım. Söyledin sabah. Ben bugün 1 saat yürüyüş yapacağım. Başka 100 sayfa kitap okuyacağım. Planladın, söyledin, söz verdin. Söz verdiğin bu planı uygulamak için ne yapman lazım artık? İcraat yapman lazım. Harekete geçmen gerekiyor. Sabah planı yazdın, çizdin, önüne koydun. Öğlene doğru sen söz verdiğin gibi kendine planı uygulamaya başladın. Yani yürüyüş yaptın, kitap okudun veya sabah kendine ne söz verdiysen onları uyguladın. İşte buna icraat diyorlar. Yani harekete geçmek. Peki kendine ne yaptın şimdi artık? Söz geçirdin. Planladığını, söylediklerini icra edince, davranış haline getirince, uygulayınca otomatikten ne oluyor? Kendine söz verdiğin için sözünü de yerine getirdiğinden dolayı güvenin artıyor. Yani özüne güvenin artıyor. Burayı inşallah iyi anlatmışımdır. Sen sabah kendine söz verdin ve öğlene veya akşama doğru o söz verdiğin her şeyi uyguladın. Ne oldu? İcraata geçirdin. Yani davranışların senin neyini etkiledi? Özgüvenini etkiledi. Yani hayatın içerisinde sana lazım olan özgüven, tamam mı? Özgüvenin arttı. Yani hayatında bir güzellik arttı. Neyle? Davranışla. Söylediklerinle kalmadı. İcraata çevirdin. Planladığını davranışlarınla ne yaptın? Uyguladın. Harekete geçtin. Harekete geçince özgüvenin arttı. Başka? Özdeğerin arttı. Hayatın değişti. Başka? Huzurun geldi. Kendine faydalı olmaya başladın. Hayatından ne istiyorsan oraya ulaşmaya başladın. Hedeflerine ulaşmaya başladın. Peki nereye bağlıymış? Davranışlara. Sadece davranış yeter mi? Hayır. Davranışlarını tetikleyen şey ne? Duygular. Duyguları harekete geçiren şey ne? Düşünceler. Bunlar ayrılmaz üçlü değerli arkadaşlar. Sadece davranışlar harekete geçmek yetmiyor. Demek ki bunun bir üstü duygularmış, başka düşüncelermiş. Duygular var, düşünceler var. Davranış olmadan oluyor mu? Hayır. O zaman sadece laklak edenler var ya, ona dönüşürsün. Duygu var, düşünce var ama icraat yok, hareket yok. Hayatın değişiyor mu? Değişmiyor. Neymiş? En önemli anahtarlardan bir tanesi davranışmış. Yani harekete geçmek. Bir şey yapman lazım. Şöyle diyelim, bisiklet var, üzerine bindin, çok güzel, bisikleti seviyorsun, kendini iyi hissediyorsun bisiklette, duygular var yani, düşünce de var, sürebileceğine inanıyorsun. Peki ne kaldı? Bir davranış gerekiyor değil mi? Bisikletin gitmesi için pedali çevirmen lazım. Pedali çevirmek nedir? Davranıştır. Pedali çevirince ne oluyor? İlerliyorsun işte. O zaman hayatın güzelleşiyor. Pedali çevireceksin, yani hareket edeceksin. Yani icraat yapacaksın. Hareket etmek icraattir. Pedali çevirmek icraattir. Hayatın doğrudan etki yapıyor. Davranışların hayatını doğrudan etkiliyor. İyi veya kötü. Bak iyi veya kötü. Kötü icraat da var, iyi icraat da var. Kötü davranış da var, iyi davranış da var. Sen hayatını zehir de yapabilirsin. Kendini zehirleyebilirsin örneğin. Kötü alışkanlıklarla zehirleyebilirsin. Hayatın aşağı iner, bataklığa doğru. Yanlış davranışlarla hayatını güzelleştirebilirsin de. Hayatının kalitesini arttırabilirsin de davranışlarınla. sana bağlı. Hayatını güzelleştirmek senin elinde, hayatını zehir etmek yine senin elinde. Yani ne ekersen onu biçersin. Şu anki durumun iyiyse, şu anki hayatın güzelse o zaman geçmişte iyi ektin, iyi şeyler söyledin. Başınıza gelen musibet ve bela sizin kendi ellerinizle kazandıklarınızdandır diyor ayet-i kerime. Değil mi? Kendi icraatlerinden kaynaklı hayatın. Sana bağlı, doğrudan davranışlarına bağlı. Kendi ellerinle kazandıklarına bağlı. O zaman sen ileride güzel bir hayat istiyor musun? 5 sene, 10 sene sonra. O zaman şu anda kendi ellerinle yaptıklarına bağlı. Sen şu anda nasıl davranıyorsan, ne ekiyorsan onu alacaksın ileride. Onu biçeceksin, karşılaşacaksın. Eden bulur. Bak şöyle örnek vereyim. Sen evine vardın, ailen var, çocukların var. Evine girdin, içeri girdin. Çocukların karşıladı seni. Ondan sonra onlara zalimce davrandın örneğin. Bir davranış sergiledin. Zalimce, ailene zalimce davrandın. Zannediyor musun sen onun hesabını ödemeyeceksin? Hayatın ne olacak? Zehir olacak. Çünkü kötü davrandın. Onun hesabını vereceksin. Ektiğini biçeceksin. Nereye bağlıymış? Senin hayatının zehir olması neyle alakalıymış? Davranışına bağlı. Yani sen ailene kötü davranırsan yarın öbür gün senin eşin ne yapacak? Belki terk edecek yani. Huzursuzluk olacak. Belki tartışacaksın onunla. Çocukların görecek. Kavga ederken görünce travma yaşayacaklar. Onlar da aynısını yaşayacaklar ileride. Onların ailesinde de huzursuzluk olacak. Onlar da evlendiği zaman onlar da kavga edecek. Yani senin davranışın hayatını etkiliyor senin. Başka kimin hayatını etkiliyor? Senin çoluğunu, çocuğunu etkiliyor. Veya senin yanında elemanların var, personelin var. Onlar nasıl davranırsan o şekilde davranıyorlar. Onlar seni kopyalıyor. Onların hayatını etkiliyorsun. Yani sen aslında davranışlarınla çevrendeki insanların hayatını direkt etkiliyorsun. Dolayısıyla davranışlar önemli. Bu anlamda çok önemli. Peki o zaman sen evine geldin. Değişik versiyon ile anlatayım. Evine geldin, pozitif davrandın. Böyle çok kibar, nazik davrandın. Onlar sana iyi davrandılar. Sen iyi örnek oldun onlara. Ailenizde bir huzur sağlandı değil mi? Huzur var, bir mutluluk var. Herkes daha iyi, daha kaliteli bir hayata sahip. Onlar sana iyi davranmaya başladı. Çünkü ne ekiyorsan onu biçiyorsun. Hazreti Allah'ın adaleti o. Çünkü Hazreti Allah'ın bir adalet ismi var. Çocuklarına iyi davranırsan onun karşılığını alacaksın. Merak etme. Eşine iyi davranırsan karşılığını alacaksın. Çünkü adalet dünyası. Allah adalet ismiyle sana davranıyor. Peki senin hayatın o zaman ne oluyor? Huzurlu bir hayat oluyor. Yani yukarıya çıkıyor. Yani burada eşin sana iyi davranıyor. Çocukların sana iyi davranıyor. Sen kibar davrandığından dolayı. Sonra bu çocuklar yarın öbür gün evlendiğinde anne olacaklar, baba olacaklar. Onlar da ailelerine etki yapacaklar. Onların hayatı da senin davranışına bağlı. Peki sadece bu mu? Biraz önce verdiğim örneğe göre senin yanında çalışanlar, personelin veya iş arkadaşların da hayatını sen etkiliyorsun. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bunu kafana kazıyıver lütfen. Bunu çok duymuşsundur. Sizin en hayırlınız başkalarına faydalı olan insanlardır. Bunu çok duymuşsun. O zaman senin en faydalı hale gelebilmen için davranışlarını değiştirmen lazım. Davranışların nereye bağlı? Duygularına bağlı. Peki duyguların nereye bağlı? Düşüncelerine bağlı. Bu üçlüyü düzelttiğin zaman hayatın düzgün oluyor. Ama bu üçlüyü kullanamazsan, kontrol edemezsen o zaman hayatın bataklığa doğru iniyor. Elindiklerini kaybediyorsun. Çünkü Allah'ın adaleti bu. Şu gördüğün konularda, şu üçlü konularda kendini geliştirmen lazım. Bunların içerisinde doğru iletişim var. İletişim konusunda beceri kazanman gerekiyor. Bununla beraber kendini tanıman gerekiyor. Kendini bilmen gerekiyor. Davranışlarını kontrol altında tutabilmen gerekiyor. Sen bir şeyler yapmalısın. Sen pedali çevirirsen bisiklet gider. Sen pedali çevirirsen, hareket edersen, icraat yaparsan o zaman sonuç alıyorsun. O zaman başarı geliyor. Ailenle daha iyi iletişim kurman gerekiyor. Daha iyi ifade edebilmen gerekiyor. Yani iyi bir davranış için dediğim gibi bunları yapman gerekiyor. Bunları yaparsan iyi bir iletişim, kendini iyi ifade edebilmek, karşıdaki kişiyi daha iyi anlayabilmek. Sen iyi davranınca hayat da sana güzel davranıyor. Şöyle düşün, hayatı bir ayna gibi gör. Sen ne yapıyorsan o da aynısını yapıyor. O zaman sen iyi davranırsan o da iyi davranıyor. O yüzden şu dünyada en kötü insanı getir karşıma. En kötü, en zalim. Kendimi iyi ifade edersem, onunla iyi iletişim kurarsam o kötü insan iyi insan olabilir, dönüşebilir. Dünyanın en mülayim, Sinirleri alınmış bir insanı getir. Eğer ben sinirliysem, ben öfkeliysem onu 2 dakikada sinirli hale getirebilirim. Senin davranışlarına bağlı. Kendini bu konuda artık geliştir. Çünkü senin davranışlarına bağlı hayatın. Biz programlarımızda insanlara adım adım duygularını, düşüncelerini, davranışlarını emin adımlarla değiştirebilmeyi öğretiyoruz. Gösteriyoruz böyle. Adım adım ilerledikçe insan ne yapıyor? Kendini buluyor, kendini tanıyor. Hedefine varıyor, huzurunu arttırıyor, başarısını arttırıyor, hayatının bereketini arttırıyor, ailesiyle daha iyi iletişim kuruyor, kendini daha iyi ifade edebiliyor, karşıdaki kişiyi daha iyi anlıyor, öfkesini kontrol altında tutabiliyor. En önemlisi tabii bunlarla aslında bu adımlarla davranışlarını değiştiriyor. Davranışlarını değiştirdiği zaman ayna karşısındaki gibi ne oluyor? Aynada sen ne yaparsan aynısı karşına çıkıyor. Kişi bu adımlarla davranışlarını değiştirmeyi öğrendiği için kendi davranışlarını değiştirdikten sonra zaten hemen onu söylüyor. Mesajlarla bize gönderiyorlar. Hocam ben programa katıldıktan sonra benim eşim değişti. Bana davranışı değişti. Veya çocuklarım bana daha kibar, nazik davranıyor. Veya annem bana daha iyi davranıyor. Daha önce de beni köle gibi kullanıyorlardı. Ama artık bana daha kibar davranıyorlar. Ve bana daha çok değer veriyorlar. Artık kıymet veriyorlar bana. Diyor kişiler. Anahtar kelime neymiş? Kişinin davranışını değiştirmesi. Kişi kendi davranışlarını, düşüncelerini, duygularını değiştirince başkası da ona iyi davranıyor. O zaman öbürleri de değişmeye başlıyor. Hayat ayna gibidir arkadaşlar. Peki bu değişim, buradaki değişimler neyle oluyor? O da sadece gelişimle oluyor. Kişi gelişime açık olmalı. Kendini geliştirirsen, kendine değer verirsen, kendine yatırım yaparsan o zaman değişim başlıyor. Değerli arkadaşlar, bu konuda biz binlerce insana yardımcı olduk. Onlara yardımcı olduğumuz gibi sana da yardımcı olabiliriz eğer istersen. Eğer sen de bu konuda bizim sana yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman ön görüşme için, yani benimle ön görüşme, analiz için başvuru gönderebilirsin. Bunu yapabilmek için hemen videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Bununla beraber bu konu o kadar önemli, o kadar önemli bir konu ki senin de çevrende insanlar vardır. Sevdiğin dostların, arkadaşların vardır. Annen, baban, kardeşin vardır. Elbette vardır. Onlara al bu videoyu, paylaş. Onlar da faydalansın. Onların gözü de açılsın. Adım atmaları gerektiğini onlar da öğrensinler. Şimdi bu videoyu onlara gönderebilirsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.